Maalesef ben çok üzülerek söylüyorum. 25 senedir burada, 25 senedir burada bu havayı soluyan, hatta rekor konser vermiştik bundan 10 küsur yıl önce. 12 saat durduk ki buradan petrol boru hatları geçmesin diye ve iptal ettirdik ve başardık. Şimdi bambaşka bir tehlike var. Rock konseri geldik, eğlendik, gittik hikayesi olmasın. Ya bir işi söyleyelim bari. Evet Erdoğan, yaklaşan tehlikeyi bize anlatır mısın? Şimdi Danışman sahiline, Saros Körfezi'ndeki Danışman sahiline bir liman yapılacak. Doğalgaz gemileri gelecek. Burada çalışmalar yapılacak. Ve düşünün kaç büyüklüğünde, kaç gros tonluk gemiler bu sahilde gidecekler. Ve demin Haluk'un da söylediği gibi, gerçekten bu gemiler Saros'u yok edecekler. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. 2004'te Aralık ayında 12 saat konser verdi. Çok büyük emeği desteği oldu. Haluk'un gerçekten. Trans-Trakya petrol boru hattı İbrise'deki o büyük desteğiyle, gayretiyle, bölge insanının da topladığımız yaklaşık belediye olarak 25 bin imza toplandı ve bu proje sona erdi. Ama bu ondan da büyük bir tehlike. Buradan bunu hep birlikte karşı duralım diyorum. 19 Temmuz'da da chat raporu için orada bir toplantı olacak Adilan köyünde. Lütfen buradaki bir Sazlıdere köyünde, Sazlıdere'yi bilenler vardır herhalde. Oradaki chat toplantısında hep beraber olalım. Buradan Haluk eğer müsaitse o chat toplantısına kendisini davet ediyorum. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım, bir de koşarak geldim. Arkadaşlar. Rock müzik, dinlediğiniz, gittiğiniz festivaller sadece elektro gitarın sesiyle insanların hareket ettiği bir müzik değil. Rock bir yaşam biçimi. Festivallere geldiğiniz kadar 19 Temmuz'da imkanı olan, bakın çalışan olabilir, gidemeyen ama imkanı olan 19 Temmuz'da Sazlıdere köyüne gelsin. Benim o gün bambaşka bir yerde konserim var. Fakat buna rağmen elimde ne geliyorsa yapacağım. Oraya gelsin. Eylemde bulunsun. Rock bir yaşam için, eylem için. Rock sadece şarkı dinlemek değil. Ve yakında belki yepyeni 15 saatlik bir rekor konser yapacağım. Burayı kirletmelerine izin vermeyeceğiz.